İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon'daydı. Mitingde bir yıllık acı trafik bilançosunu açıkladı ve 1 Nisan'dan sonra yaya geçitlerinde frene basacaklar. Göreceksiniz dedi. Trafikte de büyük mücadele ediyorum. Bana bazen kızıyorlar ama. Ama bir şey yaptık biliyor musunuz? Kasım, Aralık, Ocak ve şu anda Şubat'ın 20'sini geçtik değil mi? Bakın. 3 ay 20 gün. Sen ona dedi 4 ay. Yılın kaçı? 3'te 1'i. Yılın 3'te 1'inde yılda trafikte 7427 kişi kaybettik biz. 7427. Bu ne demektir biliyor musun? Neredeyse bizim Hayrat'ın nüfusu kadar. Doğru mu? Orta ölçekte bir Anadolu kasabasının nüfusu kadar. Acı bilançoyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Bir yılda tam 7427 vatandaşımızı trafik kazasında kaybettik. Bu konuda asla geri adım atılmayacağını Trabzon'da anlattı Soylu. 1 Nisan'dan sonra bakın nasıl frene basacaklar dedi. Bu okulların önünde olan var ya, kavşaklarda olan var ya, ışık olmayan yaya geçitlerinde geçiş hakkı bundan sonra yayalar. Ha, şimdi hazırlıklar ne yapıyoruz? Siz 1 Nisan'dan sonra görün. Bak bakalım o frenleri nasıl basacaklar, yavaş yavaş o yaya geçitlerine gelecekler. Dünyanın modern ülkelerinde böyle. Artık yaşlılar, çocuklar karşıdan karşıya geçerken korkmayacaklar ve herkes birbirine hem nezaket, hem sabır, hem de kuralın gereğini yerine getirecek. Vatandaşların trafik konusunda alınan kararları yanlış anladığını da esprili bir dilde anlatan Soylu, kararın trafik ışığı olmayan yaya geçitleri için olduğunu söyledi. Ama bizimkiler kırmızı ışıkta da yayalar geçiyorlar, arabalar duracak diyorlar. Onu onun için çıkarmadık. Kırmızı ışığa herkes uyacak, sarı ışığa herkes uyacak, yeşil ışığa herkes uyacak. Bir de taksicilere, arabacılara fırça atıyorlar. Dur diyor, bakan diyor böyle bir şey söyledi, bundan sonra biz geçeceğiz.